Ramazan ayı. İslamiyet'te oruç tutulan ay. Mübarek üç ayların üçüncüsüdür. Kameri aylar arasında dokuzuncu sıradadır. Ramazan lügatta yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Ramazan oruç ayıdır. Bu aya yetişen akıllı ve bali, yani ergen, evlenecek yaşa gelmiş olan Müslümanlara oruç tutmak emredilmiştir. Bakara suresi 185. ayet-i kerimesinde mealen, o sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an-ı Kerim o ay içinde indirilmiştir. O Kur'an-ı Kerim insanları hakka ulaştırır, helal ve haramda ve din hükümlerinde hakkı batıldan ayırır. Sizden her kim Ramazan ayına erişirse, hazır olur, hasta ve misafir olmazsa orucunu tutsun. Kim hasta olur yahut seferde bulunursa, oruç tutmadığı günler sayısınca sıhhat ve ikamet halinde orucunu kaza etsin. Allah size kolaylık diler, size güçlük dilemez buyuruldu. Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farz ibadetlere verilen sevap gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur, kurtulur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemek de geçer. Bu ayda elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği işleri yapmalıdır. Bu ay ahireti kazanmak için fırsattır. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur, azat olur, kurtulur. Bu ayda rahmet ve cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirlere bağlanır. Ramazan ayının fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son günü hutbede buyurdu ki, ey Müslümanlar, üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki bu aydaki bir gece, yani Kadir gecesi, bin aydan daha faydalıdır. Allahu Teala bu ayda her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda bir farz yapmak başka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan dediler ki, ya Resulallah, her birimiz bir oruçluya iftar edecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, İlk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu cehennemden azat olmaktır. Bu ayda işçinin, memurun, askerin ve talebenin vazifesini hafifleten patronları, amirleri, kumandanları ve müdürleri Allah-u Teala affedip cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız. Bunun ikisini Allah-u Teala çok sever. Bunlar kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allahu Teala'dan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allah-u Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. Allah-u Teala benim ümmetime Ramazan-ı Şerif'te 5 şey ihsan eder ki bunları hiçbir peygambere vermemiştir. Birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Allah-u Teala müminlere rahmet eder. Rahmetle baktığı kuluna hiç azap etmez. İkinci, iftar zamanında oruçlunun ağız kokusu Allah-u Teala'ya her kokudan daha güzel gelir. Üçüncü, melekler Ramazan'ın her gece ve gündüzünde oruç tutanların affolması için dua eder. Dördüncü, Allah-u Teala oruç tutanlara ahirette vermek için Ramazan-ı Şerif'te cennette yer tayin eder. Beşinci, Ramazan-ı Şerif'in son günü oruç tutan müminlerin hepsini affeder. Diğer hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, Ramazan ayında cuma gününü taatla geçiren 1000 seneden çok ibadet etmiş gibi olur. Dikkatli olun, Ramazan ayındaki sevap ve günahlar katları ile yazılır. Ramazanda çok namaz kılınız, çok Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Çünkü Ramazan ayında okunan Kur'an-ı Kerim'in her harfi için Cenab-ı Hak cennet bahçelerinden bir bahçe ihsan eder. Ramazan ayını baştan sona kadar oruçla geçiren günah bakımından anasından doğduğu gibi olur. Yani hiç günahı kalmaz. Ramazan ayında bir gün oruç tutana cennette bir köşk verilir. Bu köşkün 1000 kapısı vardır. Her kapısının önünde büyük bir ağaç bulunur. O kadar büyüktür ki bir süvari 100 sene gölgesinde yürüse gölgesinden çıkamaz. Ramazan ayının her gününde iftar zamanında Allah-u Teala kendilerine azap yapılması lazım olan binlerce günahkarı cehennemden kurtarır. Eğer kullar Ramazan-ı Şerif ayındaki özel sevapları bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Allah-u Teala göklere ve yere konuşmak için izin verse, onlar Ramazan'da oruç tutan kimseye elbette cenneti müjdelerdi. Ramazan ayının gelmesine sevineni, Allah-u Teala kıyamet gününün korkusundan muhafaza eder. Allah-u Teala, Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde 3 defa, benden bir şey isteyen var mıdır? İstediğini vereyim. Tövbe eden var mıdır? Tövbesini kabul edeyim. İstiğfar eden var mıdır? Mağfiretime, affıma kavuşturayım buyurur. Ramazan-ı Şerif'e hürmet eden Allah-u Teala'ya hürmet eder. Ramazan-ı Şerif'e hürmet etmek, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçmakla olur. Oruç tutup da gıybet eden, yalan söyleyen, onun bunun kalbini kıran, haramlardan kaçmayan kimse Ramazan ayına hürmet etmiş olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ramazan ayında günah işlemeyi terk eden kimsenin Allah-u Teala 11 aylık günahlarını mağfiret eder. Ramazan ayı hilalin, yeni ayın görülmesiyle başlar. Hilali görmeden önce yapılan hesapla, takvimle başlanmaz. Hadis-i şerifte ayı görünce oruç tutunuz, tekrar görünce orucu bırakınız, bayram yapınız buyuruldu. Ramazanın başlangıcını bulmak için gökte hilali aramak ve görünce gidip devletin tayin ettiği yetkili kimseye haber vermek her Müslümanın vazifesidir. Ramazan hilali gökte görülemezse Şaban ayı 30 gün tamam olmak lazımdır. Eskiden Şaban'ın 30. günü öğle namazı zamanına kadar oruç tutup o gün Ramazan olduğu ilan edilmezse oruç bozulurdu. Bulutlu havada hilali bir adil Müslüman kadın veya erkeğin gördüm demesiyle, açık havada ise birçok kimsenin söylemesiyle kadı yani şeriatı yani İslamiyet'i tatbik eden hakim Ramazan olduğunu ilan ederdi. Kadı bulunmayan yerlerde hilalin görülmesiyle Ramazan olurdu. Adil demek büyük günah işlemeyen ve küçük günaha alışık olmayan demektir. Şaban ayının 30. gecesi bir şehirde hilal görülünce bütün dünyada oruca başlamak lazım olur. Gündüz görülen hilal gelecek senenin gecenin hilalidir. Kutuplara ve aya giden Müslümanın da seferi değilse bu ayda gündüzleri oruç tutması lazımdır. 24 saatten daha uzun günlerde oruca saatle başlar ve saatle bozar. Gündüzü böyle uzun olmayan bir şehirdeki Müslümanların zamanına uyar. Eğer oruç tutmazsa gündüzleri uzun olmayan yere gelince kaza eder. Hilali görmekle Ramazan'ın başlaması hesapla anlaşılandan bir gün sonra olabilir.
Fakat bir gün önce olamaz. Arafat'ta vakfeye durulan Arefe günü de böyledir. Eskiden bütün İslam devletlerinde Ramazan'ın başladığını bildirmek için Müslümanlar tarafından gökte hilal gözetlenirdi. Osmanlılarda İstanbul'un ve her şehrin yüksek yerlerinde, minare şerefelerinde Ramazan hilalinin doğması beklenirdi. Hilali görenler durumu kadıya, hakime arz ederlerdi. Hilali görüp ilk olarak haber verenlere bahşişler, hediyeler verilirdi. Ramazan'ın geldiği davullar çalınarak halka duyurulurdu. Ramazan'ın ilk günü devlet daireleri tatil olur, diğer günlerde de çalışma saatleri azaltılırdı. Ramazan, Müslüman topluluklarının her birinde bulundukları iklime, coğrafi şartlara ve dünya görüşlerine göre değişik örf ve adetlerin doğmasına sebep olmuştur. Bu ayda diğer aylara göre dini emirlere daha fazla bağlılık, Kur'an-ı Kerim okumak, kaza namazı kılmak, sadaka ve zekat vermek gibi ibadetleri artmaktaydı. Ayrıca Ramazan'a mahsus yiyecekleri, güllaç, tarhana, börekler, tatlılar, kavurma, turşular, çeşitli baharat, şekerleme ve reçelleri hazırlamak halkımızın zevki olmuştur. İkindiden sonra iftara kadar geçen zamanlarda Kur'an-ı Kerim okuyarak vaaz ve mukabele dinlemek de geçirirlerdi. Konak sahipleri iftara çeşitli tabakalardan misafir davet eder, karınlarını doyurduktan sonra bunlardan ihtiyaç sahiplerine diş kirası adı altında bir de bahşiş verirlerdi. Ramazan ayının Osmanlı saray hayatına kattığı bir geleneği de Sultan 3. Mustafa Han devrinden itibaren sarayda icra olunmaya başlanan huzur dersleriydi. Ramazan ayına mahsus bu derslerde alimler Kadı Beydavi tefsirini esas almak üzere ders verirdi. Hazır bulunanlar dini sorularını sorarak cevaplarını alırlardı. Ramazan'ın ayının 15. gününden itibaren halk bayram hazırlığına başlardı. Evlerde temizlik, tamirat, boya ve badana yanında bayramlık yeni elbiseler, bayramlık şekerleme ve tatlı tedarikine gidilirdi. Bu alışveriş piyasasına ve evlere büyük canlılık ve neşe getirirdi. Zenginler konaklarında çevredeki fakirleri giydirip kuşandırıp onlara bayram harçlığı verirdi. Teravihlerde hele bayram günleri camiler tıklım tıklım dolup dolup boş taşardı. Osmanlılarda Ramazan ayının 15. gününden sonra Peygamberimizin aleyhisselam Veysel Karani Hazretlerine hediye ettiği Hırka-i Şerif'in bulunduğu cami ziyaret edilirdi. Son zamanlarda bu ziyaret Ramazan'ın ilk cumasında yapılmaya başlanmıştır. Askerlere bu ayda yemek üzerine baklava ikram edilirdi. Ramazan manileri. Ramazan ayının edebiyatımızda ayrı bir yeri vardır. Divan şairleri bu ayı yüceltici ve Ramazaniye adı altında şiirler yazarlardı. Ramazan'da sahur davulcuları evlerin önünde Ramazan manileri söylerler, bahşiş yani hediye toplarlardı. Mesela bir mani şöyledir. Akşam göründü hilal, kazançlar olsun helal, orucun sevabını çok verecek Zülcelal. Bu ayın kadri yüce, hizmet et gündüz gece, orucu tutmalıyız hepimiz ailece. Rahmet ayı geldi yine, şeytan kaçar sine sine, şükür kavuştuk bugüne, geldi mübarek Ramazan. Kur'an okuyan diller, söyler Ramazan için, lale ile sümbüller, güller Ramazan için. Kur'an inmişti bu ayda, dinlemeyene ne fayda, oku çadırda sarayda, geldi mübarek Ramazan. Şükür bu aya girdik, akşam hilali gördük, sevinçlere gark olup yüzü toprağa sürdük. Aleme rahmet geldi, büyük bir nimet geldi, Ramazan'la birlikte müjde-i cennet geldi. Secdeye varan başla, gözlerden akan yaşla, Müslüman arkadaşla ne güzeldir Ramazan. Kur'an okur bütün diller, aşkıyla coştu gönüller, seherlerde açar güller, geldi mübarek Ramazan. Kavuştuk Ramazan'a, ne de büyük ihsana, midenin dinlenmesi huzur verir insana. Geldi mübarek günler, sevindi insü cinler, kalkıp ibadet eder sahur vakti müminler. İmansız ölmeyesin, dert bela görmeyesin, dilerim cennetlik ol, ateşe girmeyesin. Salih olan seçilir, gök kapısı açılır, oruçlunun üstüne
ne rahmetler saçılır. Çok nurludur bu gece, uğurludur bu gece. Bin aylık ibadetten hayırlıdır bu gece. Gidiyor güle güle, Hak'tan affını dile. Leyli kadriyle ne güzeldir Ramazan. Bak geldi Şevval ayı, bırakma merhabayı. Bir ganimet bilmeli gece gündüz duayı.